Merhaba, ben uzman psikologunuz ve mindfulness eğitmeniniz Özge Esra Kaboğlu. Bugün sizlere bir soruyla geldim. Değer verdiğiniz biriyle buluşacağınız zaman, onunla bir randevu belirlediğinizde ne yaparsınız? Büyük ihtimalle ajandanızın şöyle gözle görünür bir köşesine hemen ilgili tarihe notunu düşersiniz. Onun için özel bir zaman ayırırsınız. Belki telefonunuza bir hatırlatma eklersiniz Belki ajandanıza zaman zaman dönüp baktığınızda ya da telefonunuzu karıştırırken o notu gördüğünüzde yüzünüzde bir tebessüm uyanır. Ve ona verdiğiniz değeri ve önemi yeniden hatırlarsınız. Bu kişiyle bir araya geldiğinizde nasıl davranırsınız peki? Biraz da buraya bakalım. Karşınızda önem verdiğiniz, değer verdiğiniz, onunla geçirdiğiniz vakti önemsediğiniz biri var. Kendi yaptığımı söyleyeyim, büyük ihtimalle telefonumu ya sessize alırım ya da ters çevirip o an ulaşamayacağım bir yere koyarım. Tüm odamı ona yönlendiririm. Onun söylediklerinin, benim paylaştıklarımın kıymetli olduğunu bilirim ve dikkatimden kaçsın istemem. Dolayısıyla çevresel uyaranları da minimuma indirmeye gayret ederim. Hatta bilmiyorum sizlerin e, tavrı nedir ama, önem verdiğim biriyle bir araya geleceksem çok gürültülü ve çok kalabalık bir yer seçmemeye de özen gösterir. Bu randevunun daha sakin ve dikkati dağıtmayacak bir hal alması benim için daha kıymetli olur. Peki gelelim asıl noktaya. En son kendinizi bu özenle, bu dikkatle ve aynı değeri vererek ne zaman dinlediniz? belki hiç. Belki epey zaman oldu. Bu podcast'i bir davet olarak kabul edin. Kendi hayatınızda, belki kendiniz için bir zaman ayırmak lüks olabilir. Bunu ihtiyaç olarak görmeyebilirsiniz. Ancak belli bir rutinin içerisinde kendinize dönüp bakmaya fırsat vermek. Bizlerin sık kullandığı bir tabir olarak kendi evini ziyaret etmek. Sizin için de tebessüm uyandıran, önem ve değer arz eden bir hale gelebilir. Ve kendinize bu değeri sunmanın, kendinize bu vakti ayırmanın, aslında kendinize anlatacak ne çok şeyiniz olduğunu fark etmek, kendinizle yeniden tanışmak, kendinizi anlamak için, çaba sarf etmek için bir fırsat olduğunu hatırlayabilirsiniz. Bunu yapmanın yolu olarak bizler meditasyonu e, kullanıyoruz, mindfulness eğitmenleri olarak. Ancak bunun başka yollarında bulabilirsiniz. Belki meditasyon dediğimiz şey illa matın üzerine oturup gözlerini kapatıp tırnak içinde söylüyorum. Zaten mindfulness böyle bir şey değil ama düşünceden arınma hali değil. Genelde zihnimizde bu uyanır. Aslında olan biteni fark etmeye niyet etmek. Durmak ve gözlemleme halidir. Ve Sizler bunu yemek yerken de yapabilirsiniz, yürürken de yapabilirsiniz. Sadece meditasyona oturup minderin üstünde o anki deneyimlere bakarak da yapabilirsiniz. Sizin için en uygun yol her neyse bunu keşfetmeye fırsat verebilirsiniz. Hadi gelin, ajandanıza kendiniz için bir not düşün. Kendinize ayıracağınız bir zaman seçin. Belki birkaç gün sonra, belki hemen bugün Belki 15 dakikalık bir aralık, belki yarım saat, belki öğlen yemeğini kendinize geçirmek istersiniz. Oraya mindful bir yemek koyarsınız. Belki kendiniz için bir kahve hatırlatmasında bulunursunuz. Mindful içecek bir kahvenin notunu düşersiniz telefonunuza. Bir yerden başlayın. Kendiniz için özenle, değer vererek ve merakla geçireceğiniz bir zaman dilimi yaratabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.